Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1 kal programına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Florida'da bu hafta gerçekleştirilen yeni bir okul baskını sonrasında Amerika adı konulmasa da bir anlamda yas tutuyor diyebiliriz. Nicole Cruz adında 19 yaşındaki bir lise öğrencisi okuduğu okula gitti ve tam 17 arkadaşını otomatik silahla taradı, öldürdü, 14 tanesini yaraladı. Üstelik bu ne ilk ne de sonuncusuydu. Amerika Birleşik Devletleri ayağa kalkmış durumda. Herkes silahların sınırlandırılmasını, NRA denilen bu silahları kontrol eden sivil toplum kuruluşunun artık bir anlamda uyarılmasını istiyorlar ama söz dinletemiyorlar. Silah lobisi ağırlığını hala Amerika Birleşik Devletleri'nde koruyor. 17 çocuk, bu herhalde 6.sı oldu, öldürülmüş olsa bile hala otomatik silahların satışı yasaklanamıyor. Düşünün, böylesine güçlü bir lobiden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bugün harıl harıl silahları nasıl kontrol altına alacağını tartışa dururken hem Afrin hem Ege gerçekten gergin ve sıcak zamanlar geçiriyor. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Afrin'de çok büyük bir operasyon düzenliyor Türk ordusu. Türkiye'de hep beraber büyük bir kamuoyu desteğiyle bu operasyonun arkasında duruyor. Bu operasyonun yankıları da duyulmaya başlandı. Buradan yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bu hafta Ankara'daydı. Birazdan sizlere bu yoğun siyasi diplomasi trafiğinin perde arkasında neler yaşandığını göstereceğim ama ilk olarak şu anda ısınan ve Türkiye'nin önünde yeni bir savaş tehlikesi bile olarak bulunan bir konuyu sizlere anlatmak, hatırlatmak istiyorum. Ege Denizi ısınıyor. Ege Denizi yine ısınıyor diyebiliriz. Türkiye ile Yunanistan kayalıkların kimin olduğuna dair tartışmayı neredeyse karşılıklı kürsülerden yapılan açıklamalarla savaşma noktasına yeniden getiriyor. 1996'da Kardak kayalıklarında başlayan kriz ne oldu bilmiyoruz ama birden tırmanmaya başladı. Biz sizlere bugün bu krizin perde arkasını, başlangıcını anlatmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde çokça konuşulacak, az konuşulmasını umut ediyoruz ama görünen o ki çokça konuşulacak bir krizin kodlarını anlatarak 5'ine 1 kaya başlayalım. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kayalıklar krizi 1996 yılında bir gemi kazasıyla başladı. Figen Akat isimli bir Türk gemisi sisli bir gecede karaya oturup yardım isteyince Türkiye ve Yunanistan tarafı arasında bu kayalıklar sahi kimindir tartışması başladı. Bir de buna Yunanistan'ın ırkçı yerel politikacıları ve Türkiye'nin hırslı gazetecileri arasındaki bayrak dikme yarışı eklenince üzerinde 8-10 keçinin yaşadığı kayalıklar bir anda iki ülke arasında savaş nedeni olabilecek bir milli meseleye dönüştü. Aniden patlak veren bu milliyetçi manşetler savaşına her iki ülkede hazırlıksızdı. İlginç olan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkay'ın böylesine bir krizin patlayacağını sezmesi, bir kurmay subayını görevlendirip önceden konuyu araştırmaya başlamış olmasıydı. Erkay'a, kurmay subayına Ege'deki kayalıkların hukuki durumunu araştır emrini vermiş ve böylesine bir kriz için ön hazırlığı yapmıştı. Nitekim dönemin başbakanı Tansu Çiller kendisine bu kayalıklar kimin diye sorduğunda tereddüt etmeden bizim diyecekti. Bizde toprak verilmez. Bizde tek çakıl taşı verilmez. Bizde can verilir ama çakıl taşı verilmez. O zaman nedir? O zaman tek bir yol var. O bayrak inecek. O asker gidecek. Tek bir yolu var. İstanbul ya Herke, Kilimli, Kerpe, Kasos, Kos, Leros, İncirli, Batnas, Rodos, Sömbeki, Tilos. Bir kısmı Türkiye'den neredeyse taş atımı mesafede olan bu 12 ada 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kaldı. Ve Osmanlı'nın çöküş sürecinde geçici anlaşmalarla önce İtalyanlara, ardından da emrivakilerle Yunanistan'a bırakıldı. 1912'de Uşi, 1913'te Atina, 23'te Lozan ve 1946 Paris'te kurulan anlaşma masalarında Türkiye resmen 12 adaları kaybetti kaybetmesine, ancak kayalıkların durumu hep sürüncemede kaldı. Zira bu anlaşmalarda kayalıkların ya da bazı küçük adaların adı tek tek yazılmamış ve son derece yorumu açık bir şekilde bırakılmıştı.
Türkiye ile Yunanistan 1830'dan itibaren komşular ve bu Ege Denizi sadece iki ülkenin paylaştığı bir deniz. Bu böyle bir özelliği de var. İç deniz gibi adeta. Tabii bu sorunlar biraz da Osmanlı döneminden kaynaklandığı için, o dönemlerden de geldiği için Türkiye Cumhuriyeti'ne biraz karmaşıklık oradan da zuhur ediyor, ortaya çıkıyor. Bir şeyi öncelikle söyleyelim. Tabii burada bir hakimiyet meselesi var, egemenlik meselesi var, ekonomik meseleler var, psikolojik meseleler var her iki ülke arasında. Bunların tamamının kesiştiği, zaman zaman kaynama noktasına ulaştığı, kriz noktasına ulaştığı bir sorun yumağıyla biz karşı karşıyayız. Kardak krizin oluştuğu bölge 12 ada. 12 adayı Osmanlı Devleti şövalyelerden, Sencan şövalyelerinden fethetti. Yunanistan'la da bir alakası yoktur yani. Bu uzun süre Osmanlı egemenliğinde kaldı. 400-500 yıla yakın. Daha sonra 1912 yılında İtalya tarafından işgal edildi. Uşi Anlaşması yapıldı. Adına Balkan Savaşları da Yunanistan, Rodos 12 ada dışındaki adaları ele geçirdi ve Ege'de artık bir hak sahibi oldu. Lozan'da bu Rodos ve 12 ada İtalyanlara bırakıldı. İtalyanların üzerinden kaldı. Bu adalar 1947 yılında İngiltere tarafından Yunanistan'a verildi. İkinci Dünya Savaşı sürecinde. Tabii bu süreç içerisinde bu adaların, büyük adaların statüleri belirli oldu anlaşmalarla. Fakat küçük adalar dediğimiz ve bunların her biri en az bir büyük ada kadar ekonomik anlam ifade eden, hukuki anlam ifade eden adaların statüleri tam olarak belirlenemedi. Yani 1800 tane adanın tamamının anlaşmalarda zikredilmesi mümkün değil zaten. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu karmaşık, içinden çıkılmaz durum biraz buradan kaynaklanıyor. Yani aidiyeti belli olmayan adalar sorunu. Şu anda Kardak'ta böyle bir durum var. Kardak ve etrafındaki adalar esas itibariyle bir anlaşmayla Yunanistan'a devredilmiş adalar değil. Yunanistan'ın elinde böyle bir hukuki belge yok. Türkiye'de bu durumda ne diyor? Bunun gibi, Kardak gibi hukuki statüsü belli olmamış bir sürü ada var. Bunların statülerinin belirlenmesi lazım. Uluslararası hukuk çerçevesinde, tarihi müktesebat çerçevesinde belirlenmesi lazım. Ve eşit bir her iki ülkenin ekonomik menfaatlerine uygun bir paylaşımın yapılması lazım veya bunun müzakere edilmesi lazım. Bu tabii Yunanistan henüz buna böyle bir şeye yaklaşma psikolojisi yok. Bu yayılmacı dürtüleri çok fazla. Ve dediğim gibi NATO ve Birleşmiş Milletler ve daha da tabii enteresan olanı Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde konuyu değerlendirmeye çalışması kendisine bir takım avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla bu krizin çözümünü biraz daha öteliyor. Kardak krizi işte ertelenen bu kayalıklar krizinin ilk işaret fişeği oldu. İki NATO ülkesinin kayalıklar yüzünden savaşın eşiğine gelmiş olması Amerika'nın o dönemki başkanı Bill Clinton da endişelendirmiş ve hatta sonradan yazdığı anılar kitabında krizi şöyle anlatmıştı. Demirel ve Çiller ile konuştum. Askeri çatışmanın eşiğinde olduklarını ve benden müdahale etmemi ve durdurmamı istediler. Kıbrıs gibi bir sorunu bulunan iki büyük ülkenin koyunların yaşadığı 10 dönümlük bir arazi için savaşması düşünülür gibi değildi. Ama Çiller'in savaşın gerçekten olabileceğinden korktuğunu hissettim. 1996'da her iki ülkede de kriz masaları kurulmuş, hatta iddialara göre Çiller çoktan Yunan gemilerini vurun emrini donanmaya vermişti bile. Krize dahiyane bir çözüm önerisi dışişlerinin monşer olarak anabileceğiniz bir büyükelçisinden, dönemin dışişleri müsteşar yardımcısı İnal Batu'dan geldi. Kardak yan yana iki kayalıktan oluşuyordu. Yunan askerleri bu kayalıklardan sadece birine çıkmışlardı. İnal Batu, acaba diğer kayalığa bizim askerlerimiz çıkabilir mi önerisini masaya getirdi. Dendi ki burası bize ait. 3 milin dışında olmasına rağmen Yunan tarafının hep savunduğu şekliyle Lozan'a göre 12, 15, 16. maddelere göre 3 milin dışında olmasına rağmen Türkiye bizim adamız dediği için bu sefer Batı Kardak Kayalığı'na Türk askerlerini göndermeye karar verdi. O görevi de yapabilecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en uygun birlik olarak Sualtı Taarruz Birliği karar verildiği için, o seçildiği için. Ben de o dönemde üstemen rütbesinde tam o göreve gidebilecek rütbede
ki personelden biriydim. Zaten biz oraya 40 kişi gittik. O 40 kişiden işte bir kısmının da görevi oradaki adaya çıkıp oradaki Yunan bayrağını Türk bayrağıyla değiştirip adayı ele geçirmekti. Tesadüf eseri bana denk geldi o görev ve onun devamında 30'u 31'ine bağlayan gece bir sahil güvenlik botunun eşliğinde radara gözükmeyecek şekilde iki bot, 12 personel, 2 subay, 10 as subay olmak üzere çıktık adaya saat 31 Ocak 01.40 sabaha karşı 2'ye 20 kala tam resmi saat odur adaya çıktık. Zaten boştu, bir tek keçiler vardı. Sonra Yunan bayrağını Türk bayrağıyla değiştirdik. Sabaha kadar beklendi orada ve sonunda şöyle bir karar verildi. İşte doğu tarafında Yunan askeri, batı tarafında Türk askeri sabah saat 8 itibariyle iki adada askerleri bayraklarını alarak boşaltacaklar. Sonra duruma bakacağız gibi bir karar çıktı. Yunanlar 8'de terk etti. Biz biraz daha, o da biz öyle karar verdik kendi kendimize. Biraz da aslında o günkü içsel olarak hani kendi toprağımız niye biz buradan gidiyoruz diye belki biraz daha oyalandık. 8.5 civarında adadan ayrıldık. Ondan sonra oradaki durum 22 senedir Türk tarafı Türklerin diyor, Yunan tarafı Yunanların diyor ama üstüne hiç kimse çıkmıyor. Tabii biz orada Kardağ'a bakarken bu arada Yunanistan 18 ada ve bir kayalığımızı da işgal etmiş durumda 22 senedir. Son 22 senedir bu adaların üzerine ciddi asker yığınağı yaptı ve bayağı yerleşime açtı oraları. Şimdi kuzu çeviriyorlar oralarda. Monşer Aklı kriz masasındaki savaş seçeneğini işte böyle yendi. Ertesi gün Bill Clinton'ın bastırmasıyla iki ülke askerleri aynı anda kayalıkları terk etti ve konu buzdolabına kaldırıldı. Ancak görünen o ki sorunu donduran sadece Türkiye olmuş. Zira iddialara göre Yunanistan sessizce ve teker teker kimi kayalıkları işgal etmeye, hatta yerleşim alanları yaratmaya, üzerindeki alanları turizme açmaya başlamış. Türkiye bu konuyla ilgili neredeyse hiç tepki göstermedi. Yunanlı bakanların Kardağ'a çelenk bırakmak istemeleriyle Kardak'ta yeni başlayan kriz aslında dondurulan kayalıklar krizinin sadece Türkiye tarafından buzdolabından artık indirilmesinin zamanının geldiğini göstermesiydi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek kriz Ege'de yaşanmıyor. Akdeniz'de de sular ısındı. Türkiye'nin buzdolabında tuttuğu bir başka durumu Yunanlar çoktan çıkartmışa benziyor. Kıbrıs'ın etrafında açık denizde bir süre önce doğalgaz bulundu. Özellikle Rum yönetimi de Doğu Akdeniz'in tartışmalı alanlarında doğalgaz arayışına devam ediyor. Bu alanların da kime ait olduğu tam olarak belli değil. Tıpkı kayalıklar meselesinde olduğu gibi. Kıbrıs Rum kesimi 2016'da tartışmalı doğalgaz sahalarında arama çalışması yapılması için ihale açtı. Bu ihalenin ardından hem Türkiye'den hem de Kıbrıs Türk Dışişleri'nden tepkiler gecikmedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiades'e kaygılarını iletti. Ancak beklediği cevabı almadı. Bunun üzerine ikili arasındaki görüşmeler donduruldu, 7 ay ertelendi. Güney Kıbrıs geçtiğimiz pazar günü Türkiye'yi bölgeye sondaj çalışmaları için gelen bir gemiyi engellemekle suçladı. İtalyan bir enerji şirketi olan Eni, Kıbrıs açıklarında Türk donanması tarafından durdurulduğunu iddia etti. Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'la telefon görüşmesi yaptı. Yapılan görüşmede Ege Denizi'nde komşu olan Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginlikler konuşuldu. Tansiyonun düşürülmesi kararlaştırıldı. Gelin görün ki tansiyon düşmedi. Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Krizin Yunanistan cephesi de açıklamalara aynı sert tonda cevap verince gerilim tırmandı. Gördüğünüz gibi Türkiye Yunanistan'la aslında çok ciddi sonuçları olacak iki aylık krizin eşiğinde duruyor. Türkiye'nin önünde şimdi 3 seçenek var. İlki görmezden gelecek, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelere kulağını ve gözlerini kapatacak. İkinci seçenek de monşerlere, yani diplomasiye güvenecek. Diplomasi kanalını, yani soft power'ı kullanarak krizi masada çözecek. Ve üçüncü seçenek. İsterseniz bu seçeneği şimdilik ağzımıza bile almayalım. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi
hem Ege'de hem de Akdeniz'de sular ısınıyor. Gerçekten ısınıyor. İsterseniz şimdi suyun iki ötesindeki iki yere bağlanalım ve oradaki gelişmeleri bizzat oradaki iki önemli isimden alalım. Yorgo Kırbaki beni Atina'da bekliyor. Yorgo, biraz bekleteceğim seni. Zira Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı şu anda makamından Beşne Birkaya katılıyor. Mustafa Bey, daha önce size bu konuyla ilgili sorular sormuştum. Yaptığımız söyleşide özellikle barış görüşmeleri devam ederken, anlaşma görüşmeleri devam ederken güney kesimiyle kuzey kesimi arasında sizle bu konunun Türkiye'nin önüne gelebileceğini ve önemli olduğunu söylemişsiniz. Ne oldu, ne değişti? Şu anda sizin pozisyonunuz ne? Rumlar ne yapmak istiyor? Rum tarafı doğalgaz konusunda ne yapmaya çalışıyor? Yapmaya çalıştığı şu, tıpkı 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tamamına tek başlarına sahip çıktıkları gibi ve Kıbrıs Türklerini dışladıkları gibi Doğu Akdeniz'de de denizlerdeki egemenlik sahasını genişletmeye çalışıyorlar. Doğu Akdeniz'deki zenginliklere, doğal kaynaklara tek başlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Müzakere süreçlerinde sürekli olarak kendilerini uyardık. Bu konuda bir ortak komite kurulsun. Birlikte bu zenginlikleri arayalım ve bu işbirliği alanı haline dönülsün. Gerginlik alanı olmaktan kurtarılsın diye sürekli çağrılarımıza hep bir tek yanıt aldık. O da şu oldu, bu müzakere konusu değil. Bu bizim kendi yetki alanımızda olan bir hadisedir. Dolayısıyla bunu Kıbrıslı Türklerle konuşmayız dediler. Bugün yaşananların ardında yatan temel nedenlerden bir tanesi budur. Rum tarafının bu konuda her şeyi kendi yetki alanı içerisinde görmüş olması ve doğal zenginliklere, deniz altındaki doğal gaz ve petrol yataklarına tek başlarına sahip çıkma arzusudur. Bunun dışında ne yapmaya çalışıyor Rum tarafı? Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kimi bölge devletleriyle gerginleşen ilişkilerinden yararlanarak Yunanistan'la birlikte o boşluktan girmeye çalışıyor. Örneğin Mısır'la, örneğin İsrail'le yaptıkları anlaşmalar var. Doğu Akdeniz'de Türkiye'den boşalan yeri kendileri doldurmaya çalışıyorlar. Son olarak Ürdün Kralı da geldi, Kıbrıs'ı ziyaret etti. Bu da bu çabaların bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yine bir başka hedefi Rumların Türkiye'yi büyük devletlerle karşı karşıya getirme çabasıdır. O da seçtikleri şirketlerde belirginleşiyor. Şöyle ki, arama izni verdikleri ExxonMobil bir Amerikan şirketi, hatta CEO'su, geçmiş CEO'su, şimdiki Amerikan Dışişleri Bakanı. Eni şu anda tartışmalara konu olan şirket bir İtalyan şirketi. Total bir Fransız şirketi. Dolayısıyla büyük batı devletlerine doğal gaz arama ruhsatlarını vermek suretiyle Rumlar bir bakıma Türkiye'nin karşısına bu devletleri çıkarmaya çalışıyorlar. Bir noktanın daha altını çizmekte yarar görüyorum. Avrupa Birliği de bir şekilde Rumlara finansman desteği sağlıyor. İSMET adlı, yani Doğu Akdeniz Projesi diye bir proje söz konusu. Yani Doğu Akdeniz'de çıkacak olan doğal gazı Türkiye'yi bypass ederek Yunanistan üstünden Avrupa'ya taşıma projesidir bu. Bunun da fizibilitesi için milyonlarca euro ayırıyor Avrupa Birliği. Halbuki bu şekilde bir davranış sergilemek yerine Doğu Akdeniz'de gerek Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında, gerekse bölge devletleri arasında, gelecekte Kıbrıs'la Türkiye arasında, Türkiye ile Yunanistan arasında İşbirliği köprülerinin kurulmasına fırsat yaratacak bir proje söz konusu olabilirdi. Kıbrıs'ta çıkacak olan doğalgaz, İsrail'de bulunmuş olan doğalgazla birleştirilerek Türkiye üstünden gerek Türkiye'nin ihtiyaçlarına gerekse Avrupa'nın ihtiyaçları için sevk edilebilirdi. Türkiye üstünden bu yol en kısa, en pratik, en hızlı ve en ucuz güzergah anlamındadır.
Ancak ne yazık ki Rumlar bu akıl yolunu, işbirliği yolunu tercih etmediler ve gerginlik senaryolarına zemin hazırlayacak bir çaba içine girdiler. Bu işin yolu elbette Rumların artık çözümsüzlük siyasetini bir yana bırakıp Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme katkıda bulunmaları ve bu alanın gerginlik alanı olarak olmaktan çıkarılarak bir işbirliği alanı haline dönüştürülmesidir. Çözüm istemiyorlarsa en azından geçici formüller üzerinden Kıbrıslı Türklerle anlaşmanın yolunu bulmaları lazım. Aksi takdirde olacak olan şudur. Nasıl ki onlar bu alanlarda kendilerini yetkili görüp bu araştırmayı yapıyorlar, Kıbrıslı Türkler de Türkiye ile işbirliği ve dayanışma içerisinde aynı çabaya girecektir. Çünkü bilindiği gibi Türkiye'de bir sondaj gemisi son zamanlarda almıştır. Kıbrıslı Türklerle işbirliği içerisinde bu arama faaliyetlerine elbette biz de gireceğiz. Çünkü bu zenginlik ortak bir zenginliktir. Rumların tek başlarına malı değildir. Sayın Mustafa Akıncı, çok çok teşekkür ederim 5'le 1K'ya katıldığınız için. İsterseniz sevgili seyirciler, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Atina'ya dönelim ve Atina'daki havayı da tecrübeli meslektaşım Yorgo Kırbaki'ye soralım. Şimdi Yorgo, daha bir hafta önce biz seninle konuştuk. Yahu nedir bu kardak dedim. Bir türlü bitmek bilmiyor ama sanki içimize doğmuş gibi ya da yılların haberciliğinin getirdiği, ikimiz de aynı noktada buluştuk. Sen dedin ki bu gerilim tırmanabilir. Gerçekten tırmanıyor. Nitekim hem bakanlar hem de Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Türkiye'ye yönelik sert açıklamaları var. Ne oluyor Yorgo? Şu anda krizin neresindeyiz acaba? Cüneyt Özdemir, 24 saat bazen Türk-Yunan ilişkilerinde çok uzun bir süre. Yani bir gün önceden, bir gün sonra neler yaşanabileceğini kestirebilmek bazen mümkün olmuyor. Daha geçen 18 Ocak'ta bir Türk sahil güvenlik teknesiyle bir Yunan hücum botu arasında Kardak bölgesinde temas yaşandı. Yani iki tekne birbirine sürttü. Bu olaydan daha bir ay bile geçmeden. Geçen pazartesi gecesi, gece yarısı 23.40'ta Türk sahil güvenlik gemisi Umut ile Yunan sahil güvenlik gemisi Galdos çarpıştılar. Yunan resmi açıklamalarına göre Türk gemisinin ön tarafıyla Yunan gemisinin arka tarafına çarptı. Yunan gemisi hasar gördü. Bu olaydan hemen sonra Yunan Başbakanı Alexis Tsipras, bu olayın sorumlusu Türk sahil güvenliğin sorumsuzca hareket etmesidir dedi. Yunan Dışişleri Türkiye nezdinde protesto girişimlerinde bulundu. Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye bu defa kırmızı çizgiyi aştı. Bir daha öyle barışçı hareket etmeyeceğiz dedi. Kocas ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'den tazminat talep etme olasılığını da araştırdıklarını belirtti. Yunan Savunma Bakanı Panos Kamanos ise Brüksel'deki NATO toplantısında Türkiye'yi şikayet etti. Kardak bölgesindeki sular geçen salı günü akşam saatlerinde duruldu. Bu da Başbakan Binali Yıldırım ile Yunan Başbakanı Tsipras arasındaki telefon görüşmesinde sağlandı. Birkaç gündür sular sakin. Daha kaç gün, ne kadar zaman sakin kalacaklar Kardak bölgesinde bunu kestirebilmek mümkün değil. Bu nedenle öyle görünüyor ki iki taraf yakın bir gelecekte Ege'de yeni güven arttırıcı askeri önlemler almak üzere görüşecekler, bir sonuca varmaya çalışacaklar. Yorgo, bu arada Dışişleri Bakanı Pangalos'un son derece sert ve ırkçı bir açıklaması da oldu. Bunu da sormak istiyorum. Şu anda krizin neresindeyiz? Sence nereye doğru evriliyor bu kriz? Cüneyt Özdemir, Yunanistan Türkiye'de ne zaman manşet oluyor? Ya çok önemli bir olayda ya da çok önemli bir ziyaret sırasında. Buna karşı Yunanistan'da durum farklı. Yunanistan tabiri caizse Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Son 6 aydan bugüne kadar şöyle bir geliyorum. Yunan televizyonlarının haber bültenlerinde Türkiye ile ilgili bir haber olmadığı bir günü hatırlamıyorum. Ya da Yunan gazetesinde Türkiye ile ilgili bir haber okumadığım bir günü de hatırlamıyorum. Tabii bu haberlerin neredeyse tümü olumsuz içerikli. Durum öyle olunca Yunan halkı, sokaktaki insan, zaten eğitimden de gelen, çocukluk yıllarından da süre gelen bu ön yargılarla beslenmiş insanlar endişeleniyorlar. Türkiye'ye karşı bir tavır içindeler. Kafalarında bazı soru işaretleri var. Türkiye ne yapmak istiyor?
Erdoğan nereye götürüyor bu işi? Ya da savaş mı çıkacak? Türkiye adalarımıza göz mü dikti? Şeklindeki sorular sokaktaki insanı meşgul ediyor. Yunanistan'da son zamanlarda özellikle milliyetçilik söylem dozajında biraz artış görüyorum. Bu da öyle görünüyor ki bazılarının işine yarıyor. Yorgo Kırbaki Atina'dan gelişmeleri bizlerle paylaştı. Sevgili seyirciler, gelin şimdi sizlere Ankara'da, Washington'da kapalı kapılar arkasında neler yaşandığına götüreyim. Afrin operasyonu Türkiye ile Amerika'nın arasına bir anlamda kara kedi soktu diyebiliriz. Müthiş bir anti-Amerikanizm şu anda Türkiye'de yükseliyor. Amerikalılar da bunun farkındalar ve bunu aşmak için hem diplomasi koridorlarında hem askeri koridorlarda adımlar atıyorlar. Peki ne adımlar atıyorlar? Mesela bu hafta Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson başta olmak üzere Türkiye'ye gelen yetkililer ne konuştu, neyin pazarlığını yaptılar? Gelin buna biraz yakından bakmaya çalışalım. Türkiye Afrin operasyonunda aslında iki ayrı savaşı yönetmeye çalışıyor. İlki bugün 29. gününe giren kara harekat. Burada Afrin merkezine girilmesi için gün sayılıyor. İkincisi ise diplomasi koridorlarında devam eden demeçler ve algılar savaşı. Bu savaşta ilki kadar çetin ve farklı cephelerde gelişiyor. Algılar ve demeçler savaşında Türkiye cephesindeki durum aslında gayet net. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyorsa, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylüyor. PYD'yi, kimleri getirdiniz YPG'yi, kimleri getirdiniz PKK'yı? Onları getirip oraya yerleştiriyorsunuz, hala bize Münbiç'e gelmeyin diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu. Nitekim söylenenler de tıpkı Afrin konusunda olduğu gibi birebir hayata geçiriliyor. Afrin'de de PKK, KCK, PYD, YPG, DAEŞ, bilumum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz İş başında. Velakin Amerika cephesinde işler biraz karışık. Zira Beyaz Saray'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pentagon'dan hatta CENTCOM'dan farklı farklı açıklamalar yapılıyor. Söylenilenle yapılanlar birbirini tutmuyor. Verilen sözler yerine getirilmiyor. Kapalı kapılar arkasındaki anlaşmalara gözler önünde uyulmuyor. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi YPG'ye silah, mühimmat veya malzeme sağlamıyoruz. Ve PKK bir terörist grup. And the PKK is a terrorist group. We have never given YPG'ye hiçbir zaman ağır silahlar vermedik ve bu yüzden geri alınacak bir şey yok. Türkiye ve Amerika arasındaki gerilimin ise aslında tek bir nedeni var. O da YPG. Türkiye YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve terörist olarak tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bir yandan Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor. Evet haklısın diyor. Diğer yandansa YPG'yi yeni adıyla SDG'yi silahlandırmaya devam ediyor. Türkiye'den de baktığımızda nasıl iyi görünmüyorsa Amerika'dan da baktığımızda çok iyi görünmüyor. Zannedersem şu an Türk-Amerikan ilişkilerindeki durum bizim çok uzun geçmişe dayanan ve çok güçlü ve sağlam ilerleyen ilişkimizin bazen ufak inişleri çıkışları olsa da ilişkimizin en kritik, en hassas döneminden geçtiğimizi söyleyebilirim. Aynı şeyi çünkü buradaki Amerikalı yetkililer de hem çok eski bürokratlar, eski büyükelçiler, onlarla yaptığımız görüşmelerde de hep aynı endişeyi onlar da dile getiriyorlar. Gerçekten tüm Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin herhalde en hassas döneminden geçiyoruz. Amerika açısından da iyi değil. Bizim belki sebeplerimiz de onların sebepleri biraz farklılık gösteriyor. Türkiye açısından bakacak olduğumuzda tabii ki bizim için en önemli iki ülke arasındaki ilişkinin bu kadar son zamanlarda çok gergin olmasının en önemli sebebi bir Amerika'nın son iki gün önce kendi istihbarat birimlerinin raporunda da çok açıkça teyit ettikleri gibi PKK'nın bir uzantısı olduğunu kabul ettikleri artık YPG, PYD'ye verilen
Suriye'deki meselede Amerika tarafından verilen destek bu bizim için çok kritik. Türk-Amerikan ilişkileri sık sık aslında krizlerle bezeli bir tarihe sahiptir. Yani bu yeni bir şey değil. Türk-Amerikan ilişkileri bir kriz içerisinde dediğiniz zaman hiç rastlanmamış, ilk defa olan bir meseleden bahsetmiyoruz. Daha önce de ciddi ve ağır krizler, Kıbrıs meselesiyle ilgili, Afyon meselesiyle ilgili, Türkiye'deki Amerikan üsleriyle ilgili olarak yaşanmıştır birbirlerinin içinde ve bağlantılı olarak. Ancak bu sefer şöyle bir farklılık var. İlk defa olarak Türkiye'nin ve Amerika'nın çıkarları ya da en azından iki taraftaki yönetimlerin anlayışları öyle ters bir noktaya gelmiş durumda ki iki taraf birbirleriyle çatışma ihtimalini konuşuyorlar. Yeni olan ve kritik olan bu. İki NATO üyesi ülkenin birbirleriyle çatışma ihtimali üzerinden karşılıklı siyaset yapıyor ve pozisyon alıyor olması daha önce olmamış, rastlanmamış bir durum. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ciddi gerginliklere yol açıyor. Yani Türkiye'nin Yunanistan'la ilgili böyle sorunları olmuştur geçmişte vesaire ama tabii Batı bloğunun lideri olan bir ülkeyle böyle bir sürecin içerisinden geçmek zor ve sıkıntılı. Ve üstelik de bu öyle bir mesele ki iki tarafın üzerinde anlaşmazlığa düştüğü mesele. Yani YPG, PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destek meselesi. Türkiye tarafında sadece iktidar bloğunu destekleyen kamuoyu kesimleri değil, bunu aşan büyük bir kamuoyu kesimi tarafından Türkiye'nin hayati çıkarları, hatta bir beka sorunu olarak o daire içerisinde nitelenen meseleler. Böyle bir meselede karşı karşıya gelmek müttefikler arasında hiç kuşku yok arzu edilebilir bir durum değil. Bunun ötesine geçtiğimiz zaman o arzu edilebilir olmayan durumu süreklilik arz ettiğini ve hatta işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Bakanlığı bütçesinde yarım milyar dolara aşkın bir miktarın bu gruplara yardım için kullanılacağının açıklanmasıyla süreklilik de arz eder bir durum gösterdiğine şahit oluyoruz. Bu tabii Türkiye'yi ciddi şekilde kaygılandırıyor. İşte bu eksende bu hafta 3 kritik görüşme gerçekleştirildi. İlki Ankara'daydı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'la görüştü. İkinci görüşme Brüksel'de. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis arasında gerçekleşti. Üçüncü görüşme ise Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Tillerson arasında gerçekleşti. Amerika ile Türkiye arasındaki gerginlik çok hızlı ve kontrolsüz tırmandı. Aslında Tillerson'ın Ankara'da gerçekleştirdiği temaslardan sonra yapılan açıklamalara baktığımız zaman tarafların her ikisinin de biraz daha kontrollü bir lisana geçtiklerini en azından bugünkü şartlar altında söylemek mümkün. Buradan yaklaştığım zaman olaya şunu düşünüyorum. O açıklamalar da işte Amerikan dış politikasının büyük ölçüde ve maalesef Pentagon'da belirli bir zümre tarafından ağırlıklı olarak yönlendirilmesi ve burada bir büyük stratejik bakışın, dünyaya dair daha geniş bir okumanın bulunmamasının etkileri olarak bunları nitelemek mümkün. Bugünden söylemek zor. Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşurlar. Eylemleri beklemek mecburiyetindeyiz. Bugün gördüğümüz tarafların tırmandırmayı daha da hızlandırmamak arzusunda oldukları. Bu olumlu bir şeydir. Az bir şey değildir ama elimizin altındaki sorunların büyüklüğüyle kıyaslandığı zaman sadece pansumanla geçiştirilebilecek bir durumunda olmadığını söylemek lazım. Türk-Amerikan ilişkileri uzunca bir zamandır tırmanıyor ve her geldiği yeni platoda bir pansuman yapılarak acil mesele belki bir miktar kontrol edilebilir hale geliyor. Ama gördüğümüz bir şey var. Son iki senenin hikayesine baktığımızda Türk-Amerikan ilişkilerinin o pansuman yapılan platodan tırmanarak hep daha yüksekte ve doğrusu ya daha sıkıntılı bir başka platoda yeniden bir kronik kanama geçirdiğini görüyoruz. Bu durumun yapısal olarak tedavisi gerekir. Türkiye açıkçası baktığımızda ki burada da yine konuştuğumuz pek çok kişi aslında Türkiye'nin endişelerini çok iyi anlıyor ve Türkiye'yi bu endişelerde hep haklı görüyorlar.
Fakat bir şekilde buradaki problem Amerika'da Beyaz Saray'ın, Dışişleri'nin, Pentagon'un, CENTCOM'un hep özellikle bu Suriye'deki Amerika'nın tercih ettiği stratejik partner noktasında hep çok farklı açıklamalar yapıyor olmasından da tabii ki çok sorun kaynaklanıyor. Ve Türkiye'nin dolayısıyla Amerika'ya karşı bir güven sorunu var haklı olarak. Beyaz Saray, Dışişleri, CENTCOM, Pentagon bunların farklı söylemleri tabii ki soruna yol açıyor. Çünkü Dışişleri'nin sözüne inanıyorsunuz. Tamam diyorlar, artık destek olmayacağız. Bir gün sonra Pentagon'un çok farklı bir açıklaması oluyor. Bu sefer Türkiye, bir dakika ne oluyor? Dün başka bir şey dediniz, bugün başka bir şey diyorsunuz diyor. Ve bu da tabii ki bir güven sorununa yol açıyor. Şu an açıkçası iki Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesi ve yaptıkları açıklamalara baktığımızda her iki taraf da artık hani son noktaya gelindiğinin farkında. Amerika en önemlisi, Amerika Dışişleri Bakanı'nın bunun farkında olması çok önemli, bunun farkında ve artık her iki taraf için de hem Türkiye için hem Amerika'nın kendi çıkarları için hem de tüm bölgedeki daha istikrar için, güven ortamının ve istikrarın yakalanması için Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerin normalleşmesi zamanının geldiğinin şu an her iki Dışişleri Bakanı da açıklamalarında biliyorsunuz teyit ettiler. Bu normalleşecek mi? Bunu bekleyeceğiz. Ama burada daha fazla çaba göstermesi gereken taraf Amerika açıkçası. Bizim için asıl stratejik partnerimiz bizim, güçlü müttefikimiz olan, bir NATO müttefiki olan Türkiye tabii ki. Yani bunun dışında bizim bir alternatif düşünmemiz söz konusu değil. Onların gözünde PYD Türkiye'nin alternatifi değil. Ama sahadaki hareketlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda çok ciddi olarak Pentagon tarafının, Beyaz Saray'ın ya da Dışişleri Bakanı söylenmenin aksine askerin PYD'yi tercih ettiğini görüyoruz. İşte bu noktada artık siyasi tarafın askerin önüne geçmesini bekliyoruz. Siyasi taraf biraz daha, evet bir dakika siz değil, burada bizim, yani bu ülkenin stratejisini biz belirliyoruz ve bizim için Türkiye'dir stratejik partner. PKK ile bağlantısı olan bir terör örgütü değildir bizim için stratejik partner diye daha tutarlı ve somut bir yaklaşımını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi görüşmeler hızla devam ediyor. Her iki ülke her geçen gün belirsizleşen ve gerilen bir gündemde bir ipin iki ucunu tutup çekiştiriyor. Kapalı kapılar arkasındaki pazarlıklarda aslında her iki ülke çok basit bir soruya tam ve net olarak cevap veremiyor. Bu savaş neyin savaşı? Bu sorunun doğru cevabı yakın gelecekte iki ülkenin ilişkilerini de belirleyeceğe benziyor. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz sizi şimdi Güney Kore'ye götüreyim ve kış olimpiyatlarında yaşananları göstereyim. Eskiden olsa Türkiye'de çok popülerdi. Bizim kuşak buz pateni seyrederek büyüdü, yaparak büyümese de. Artık ne yazık ki görüyoruz ki çok popüler değil. Neden popüler değil ayrı bir tartışma. Ama gelin isterseniz Güney Kore'de devam eden ve spor dünyasının kalbinin attığı olimpiyatlarda, kış olimpiyatlarında neler yaşanıyor yakından bakalım. Güney Kore'de düzenlenen kış olimpiyatları başladığı ilk günden itibaren ilginç anlara sahne olmaya başladı. Uzun bir süredir Kuzey Kore'ye müdahale planları yapan Amerikan Başkanı Trump'ın yardımcısı Mike Pence açılış törenine resmi olarak katıldı. Açılışta 1953 yılından beri ilk kez Güney Kore'ye resmi olarak gelen Kim Yang'ın kız kardeşi de vardı. Açılışın en ilginç anı bir teknoloji devi olan Güney Kore'nin dronlarla olimpiyat bayrağını yapmasıydı. Ve elbette -20 derecede yarı çıplak ülkesinin bayrağını taşıyan işte bu sporcu. (Gülüyor)
Kuzey Kore'nin 550 kişilik kafilesinin içinde bir grup var ki olimpiyatlara damgasını vurdu desek az bile kalır. Kuzey Kore'nin pompon kızlarının koreografileri kelimenin gerçek anlamıyla göz kamaştırdı. Her karşılaşmada ilginç tezahüratları ve şovlarıyla Allah iyiliğinizi versin dedirttiler. Olimpiyatların ilginç anlarından biri Kuzey Kore lideri Kim Jong'a benzeyen bir ismin aniden tribünlerde belirmesiydi. Kuzey Koreli pompon kızlar da Kim Jong'a oldukça benzeyen adamı görünce şaşırıp kaldı. ...2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'de 8 kişilik bir sporcu kafesiyle katıldı. Madalya umutlarından milli sporcularımız Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek elemeleri geçemedi. Şimdi Türkiye'den 8 sporcu katıldı. İkisi ekip takım buz dansında Alper Uçar ve Alişe Aganova. Onların dışında 6 sporcumuz bireysel olarak müsabakalara katılıyorlar. Kayaklı koşuda Hamza Dursun tabii çok fazla bir şeyler beklediğimiz yani kamuoyunun bir şeyler beklediği bir sporcumuz da Hamza Dursun. Şeyler derken ben madalya anlamında demiyorum. Bizim madalya şansımız, bunu yetkililer de zaten dile getiriyor. Yok denecek kadar az, hatta yok yani öyle söylemeliyim. Hamza Dursun gelecek vadeden bir sporcumuz. Orada kendisinin de ifadesiyle, kendisiyle yapmış olduğumuz röportajda kendisinin de ifadesiyle ilk 30'a girmesinin başarı olarak kabul edilebileceğini, kendisinin bunu başarı olarak göreceğini söylemişti. Fakat ilk yapmış olduğu yarışta sprint yarışında 1500 metrelik sprint yarışında 71. olarak tamamladı parkuru ki bunun da bazı sebepleri olabilir. Bunu da ben biliyorum ve ilk kez burada dile getiriyorum. Buradan giderken Hamza Dursun'un taşımış olduğu aletlerin taşımış olduğu çantanın kargo sırasında zarar gördüğü aletlerin kayak takımlarının zarar gördüğünü ve ona çizildiğini ve o nedenle bunun da performansını olumsuz etkileyeceğini kendisi zaten söylüyordu. Bunun da etkisi olmuş olabilir. Tabii yani 70-80 sporcu arasında 71. olması tabii ki bizim pek içimize sinen bir durum değil. Türk halkının da içine sinen bir durum değil. Fakat bizim kış sporlarındaki çapımız, kapasitemiz, dünyadaki yerimiz belli. Biz henüz daha emekleme safhasındayız. Kış olimpiyatlarında artistik buz pateninde Amerikalı Maraim Nagasu, olimpiyatlarda triple axel yapan 3. kadın ve ilk Amerikalı kadın sporcu olarak tarihe geçti. Triple axel ne demek diyeceksiniz? İşte bu demek. Sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi bir dünya turuna çıkartmadan şuradan şuraya bırakmam. Özellikle magazin gündeminde son derece flash bir haber var. Bakın nedir o? Hollywood'un dedikodu kazanı kaynamaya devam ediyor. Boşanan ünlüler kervanına yeni bir isim daha katıldı. Brangelina'nın ardından Jennifer Aniston ve Justin Trudeau çifti de boşanacaklarını açıkladı. Çift uzun bir flört döneminin ardından 2015 yılında evlenmişti. Aniston daha bu ay bir dekorasyon dergisinde mutlu evliliğini ve evini anlatıyordu. Aniston'un bir önceki evliliği 2000 yılında Brad Pitt'le yapmıştı. Çift ayrılığı ortak bir karar olarak duyurdu. Her yıl tüm dünyadan yüz binlerce turistin katıldığı dünyanın en renkli festivali Rio Karnavalı her yıl olduğu gibi bu sene de yine renkli başladı. Festivalin en renkli anları tabii ki geçit töreniydi. Festivale bu yıl 1,5 milyon turistle beraber 6 milyon kişi katılıyor. Festivale katılanlar arasında melekler de var. Melekler de bu renkli anları sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Nusret'in New York macerası hareketli devam ediyor. Sonunda Beckham ailesi de tuzdan nasiplerine düşeni aldılar. Bir zamanların futbol yıldızı, her zamanın stil ikonu David Beckham ve çocukları geçtiğimiz hafta Nusret'te yemek yedi. (Gülüyor)
hem sosyal medya hesaplarından Nusret'i övdüler hem de harika öğle yemeği için teşekkürler, seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi diye yazdılar. Nusret uzun süredir kendisine yönelik yemek eleştirilerinden sonra biraz moral topladı desek yeridir. Tam tamına 27 Grammy ödülü bulunan 85 yaşındaki efsanevi yapımcı Quincy Jones bir konuştu tam konuştu. Michael Jackson'ın şarkı çaldığını iddia etti. Ünlü şarkıcının babasının sözlü tacizine uğradığını söyledi. Michael Jackson'ın ünlü hit şarkısı Billie Jean'in Donna Summer'dan araklama olduğunu iddia etti. Ünlü yapımcı, Beatles'ı dünyadaki en kötü müzisyenler olarak tanımlarken Paul McCartney'i en kötü bas gitarist ilan etti. Marlon Brando'nun erkeklerle birlikte olduğunu, kendisinin ise Trump'ın kızı Ivanka'yla date yani yemeğe çıktığını söyledi. Sevgili seyirciler, renkli New York sokaklarından sunduğum bir 5N1K programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi 5N1K Dünya Raporu'nda buluşmak üzere. Ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.